akşamlar. Analizle karşınızdayız. Hafta ortasında fiyatlamalara bir göz atacağız. Hemen BIST 100 endeksine bakalım. Bugün Borsa İstanbul'da düşüş devam etti. Haftaya çok zayıf başlamıştı zaten. Dün de bir düşüş vardı. Bugün de devam etti. Genele yayılan bir satış hareketi gördük. 5121 puanda günü tamamladı BIST 100 endeksi ve bugün yükselen sadece 14 tane hisse senedi vardı. Toplam 86 hisse senedi değer kaybetti ve gün içinde 5070'e kadar düştüğünü gördük. Bugünü %1.65 kayıpla tamamladı. Hafta başından beri ise yaklaşık %5'lik düşüş var bu hafta BIST 100'de. Bankalara gelecek olursak bugün özellikle İş Bankası liderliğinde pozitif hariçti. %0.55'lik artı var. 4881 puanda kapattık. Sanayi Endeks'te ise bugün %1.4'lük düşüş yaşandı. Elbette pozitif hariçler vardı. Özellikle Tüpraş bugün dikkat çekti ama bunun dışında genele yayılan bir zayıflıkla beraber bugün 8450 puana geriledi Sanayi Endeks. En çok yükselen ve düşen hisse senetlerine bir göz atalım. Bugün en çok yükselen ilk 5'e baktığımızda Koray GYO, Mavi Giyim, Aksa Akrilik, az evvel bahsettiğimiz Tüpraş ve bununla beraber Pegasus var. Özellikle Aksa üst üste ikinci günde de değer kazandı. İki gündür borsa düşüyor ama Aksa Akrilik değer kazanıyor. Dikkat çekici, 84 lira üzerinde. Tüpraş dün %600 bedelsiz sermaye artışı için SPK'ya başvurdu. Bu haber sonrası bugün %2 üzerinde prim yaptı ki gün içinde bir ara %4'ün üzerinde değer kazancı vardı Tüpraş'ta. Bugün çok pozitif bir seyir gösterdi. Pegasus dün Şubat ayı trafik verilerini açıklamıştı. Ocak ve Şubat ayında üst üste 2 ayda da hem yolcu sayısı hem doluluk oranları yükselişini sürdürdü. Bugün o veriler sonrasında pozitif hariçlenen önemli şirketler arasına girdi Pegasus diyelim ve bir de düşenlere bakalım. Pasifik GYO, Global Holding, Odaş Elektrik, Kızılbük GYO ve Turkcell bugünün en zayıf şirketleriydi. Özellikle Odaş 2 gündür dikkat çekiyor çünkü bilanço açıkladığından beri 2 gündür çok sert satış var Odaş'ta. Bugün de %6.4 düştü. 2 gündeki kaybı %16'ya yakın. Borsada bu hafta en zayıf hisseler arasında Odaş Elektriği de görüyoruz. Bugünün hareketine biraz daha detaylı bakalım. BIST 100 endeksini puan katkısıyla etkileyen şirketlere baktığımızda az evvel bahsettiğimiz Tüpraş ilk sırada olumlu anlamda. Çünkü endekste ağırlığı yüksek. Bugün değer kazandı ve 6.48 puan pozitif katkı verdi BIST 100'e. Bunun dışında İş Bankası, Sasa, Pegasus ve Mavi Giyim bugünün en pozitif puan katkısı sağlayan tarafındaydı diyebiliriz. Bu hisselerdeki yükseliş olmasaydı daha da düşük seviyelerde kapatırdık. Bugün endeksi en negatif etkileyen tarafta Turkcell, Ereğli, Aselsan, Enka İnşaat ve Sabancı Holding yer aldı. Bu 5 hisse bugünkü düşüşte etki bakımından ilk 5 sıradaydı diyelim ve işlem hacmine bakalım. İşlem hacmi 74.6 milyara geriledi. Düne göre de daha düşük. Hacimler bu hafta zaten düşüyor. 3 gündür daha düşük hacimler var. Aylık hacim ortalaması da 81.1 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yine aylık ortalamanın altında bir hacimle bugünü kapattık. Günün hacim liderlerinde ise İş Bankası ilk sırada bugün %1.7 değer kazandı. Bankacılık endeksini de yukarı taşıyan en önemli şirketti İş Bankası. 2 haftadır en iyi performans gösteren banka hissesi şu an İş Bankası ve bugün de 5 milyarı aşan işlem hacmi vardı. Tüpraş ikinci sırada bugün BIST 100'ü en olumlu etkileyen aslında şirketti. İşlem hacmi de 4 milyarın üzerinde. Bugün %2.1 prim yaptı. Akbank, Yapı Kredi yine işlem hacmi yüksek olan diğer bankalar bugün pay piyasasında hacim liderleri arasına girdi. İlk 5'e baktığımızda 3 tane banka var. İş Bankası dışında Akbank ve Yapı Kredi ama Akbank ve Yapı Kredi hisse performansı bugün biraz zayıftı. Yatay seyrettiler diyebiliriz. Ereğli'de ise %2.67'lik düşüşle beraber 3 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Sektör performanslarında ise bugün genele yayılan bir satış vardı. Yükselen sadece 2 sektör gördük. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve bankacılık. Bu iki sektör dışında bugün negatiflik hakimdi ve en çok düşen tarafta iletişim, inşaat, teknoloji, bilişim ve madencilik sektör endekslerinin yer aldığını görüyoruz. İletişim özellikle Turkcell ve Türk Telekom'daki kayıplarla bugün %5.6 düştü ve en çok kaybettiren sektör olduğu diyebiliriz. Peki küresel piyasalarda neler yaşanıyor? Bir de global hisse piyasalarına bakalım. Çünkü özellikle
ABD'deki bankacılık krizi aslında globale de taşınmış olabilir. İsviçre merkezli Credit Suisse kaynaklı da bir panik başladı bugün ve hisse senedi fiyatlarını da etkiliyor. Bugün Avrupa'da sert düşüş vardı. En çok da Madrid'de IBEX %4.3 düştü. Banka hisselerinde de global bir satış var. Borsa İstanbul dışında bugün Avrupa'da da banka hisselerinin değer kaybettiğini gördük. DAX endeksi 14.700'e kadar gerilemiş durumda. Bugün %3.27 kayıp yaşadı. İşlemlerin devam ettiği ABD'ye baktığımızda ise Nasdaq yatay, S&P 500, Dow Jones negatif bölgede. Asya tarafında ise bugün Hindistan hariç aslında bir pozitiflik vardı. Asya borsaları bugün diğer önemli dünya endekslerinden pozitif ayrışmaya çalıştı diyebiliriz. Bununla beraber iki gündür önemli makro verileri de alıyoruz. ABD'de önce TÜFE, sonra da bugün ÜFE açıklandı. Bu verileri Seltem İyigün yorumladı. İzleyelim. Beklentilerden yukarıda gelen bir enflasyon verisi olsaydı Amerika Merkez Bankası için işler biraz daha karışık olacaktı diyebiliriz. Burada evet beklentilerle paralel geldi. Hem yıllık enflasyon hem aylık enflasyon. Fakat aylık bazda çekirdek göstergede bir artış olduğunu görüyoruz. Bunun da çoğunluğu aslında konut grubuna ait. Kiralardaki yükseliş çekirdek enflasyonun aylık bazda ufak da olsa yükselmesine sebep oldu. Ama yıllık bazda baktığımızda %5,6'dan 5,4'e doğru gerileyen bir çekirdek enflasyonla karşı karşıyayız. Bu tabii Amerika Merkez Bankası için olumlu bir gelişme. Çekirdek enflasyonun geriliyor olması. Burada bakılacak iki şey var. Bundan sonrası ne olur açısından düşündüğümüzde bu sorunun cevabı eğer konut grubundaki fiyatlar geri gelmeye başlarsa ki bazı öncü göstergeler bunun senenin ikinci yarısında olabileceğini gösteriyor. O zaman tabii ki çekirdek gösterge açısından Merkez Bankası rahatlayacaktır. Konut fiyatlarına baktığımızda Amerikan ekonomisinde mortgage oranlarının artmasıyla birlikte ki burada ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Yaklaşık 3-4 puanlık bir artış söz konusu 2020 ile kıyasladığımızda %6,5-7'lere gelen mortgage faizleri var. Bu da tabii ki konutların alınabilirliğini düşürüyor. Talebi bir miktar aşağı doğru baskılıyor. Bu nedenden dolayı önümüzdeki dönemde eğer bu koşullar devam ederse çekirdek göstergenin bir miktar daha yavaşladığını görebiliriz. Öte taraftan dikkatimizi çeken başka bir unsur dünkü veride hizmet enflasyonunun katılığının hala devam ettiği yönünde. Aylık bazda baktığımızda %4, %5, %6 arasında gidip geliyor hizmet sektöründeki fiyat artışları. Ama yıllık olarak baktığımızda alt kalemlerde ciddi artışlar var. Kira bunlardan bir tanesi ama özellikle yıllık bazda ulaştırma hizmetlerine %15'e yakın arttığını görüyoruz. Bunun alt kalemine baktığımızda da havayolu taşımacılığının ciddi bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hizmet fiyatlarındaki ataletin, buradaki momentumun kırılıyor olması lazım öte yandan. Faiz artışlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde finansal istikrara olumsuz etki edebilecek koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde tabii ki yani finansal koşulların daha doğrusu sıkılaşması konusuyla birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde senenin ikinci yarısından itibaren çekirdek göstergenin de belirgin bir şekilde aşağı gelmeye başladığını görebiliriz. Ama hala tabii ki hem aylık bazda çekirdek göstergenin artmış olması, yıllık bazda düşse bile hala Fed'in hedefinin %2 olan ortalama hedefinin oldukça üzerinde gelmesi yine de para politikası tarafında Fed'in sıkılaştırmayı tercih edeceği yönünde bir adım atmasını olası kılıyor. Bu arada bugün dolarda güçlenme var. Euro-dolar paritesi %1.3 aşağıda, 1.0590 seviyesinde görüyoruz. Geçtiğimiz gün 1.0730'lara kadar tırmanmıştı. Bugün dolar tekrar güç kazanmaya başladı. Bu arada Avrupa Birliği ülkelerinde kamu borç oranının %60'ın altına çekilmesine ilişkin de bazı çalışmalar yapılıyor. Kamu maliyesi açısından Euro bölgesi ekonomilerinde yeni bir ayarlanma olabilir. İzleyelim. Avrupa Birliği ülkeleri mali kurallarda yapılacak reformlar üzerinde uzlaşı sağladı. Avrupa Birliği Konseyi açıklamasında üye ülkelerin mali çerçeve reformuna ilişkin temel yönelimleri kabul ettikleri belirtildi.
Buna göre Avrupa Birliği anlaşmalarında yer alan üye ülkelerin bütçe açıkları, gayri safi yurt içi hasılalarının %3'ünü, kamu borçlarının da %60'ını geçmeme şartı devam edecek. Uygulanacak reformlar sayesinde ise söz konusu referans değerlere daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ülkelerin uyum sağlaması tesis edilecek. Reformun ardından bütün üye ülkeler ulusal orta vadeli mali yapısal planlarını da sunmaya başlayacak. Planların maliye politikası, reformlar ve yatırımları kapsayacağı bildirildi. Pandemi ve savaş nedeniyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bütçe açıkları ve kamu harcamaları hızla yükselmişti. Üye ülkeler arasında kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının en fazla olduğu ülkeler %178 ile Yunanistan, %147 ile İtalya ve %120 ile Portekiz olarak sıralanıyor. Bu oran Almanya'da bile %66 ile referans sınırların üzerinde seyrediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi içinde bazı ekonomik veriler yayınlandı. Sanayi üretiminde yıllık %2.4'lük artış yaşandığını görüyoruz. İşsizlik oranı da %5.6 olmuş. Özellikle Covid kısıtlamalarının öngörülenden daha erken kaldırılması sonrası Çin ekonomisi iyileşme sinyalleri vermişti. Son gelen sanayi üretimi rakamını izleyelim. Çin'de sanayi üretimi 2023 yılının ilk iki ayında ılımlı toparlanmaya işaret etti. Sanayi üretimi Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2,4 arttı. Veri ekonomistlerin %2,6'lık beklentisinin altında kaldı. Çin'de işsizlik oranı Şubat ayında %5,5'ten %5,6'ya yükselirken perakende satışlar %3,5 büyüdü. Ülkede sabit varlık yatırımları Ocak-Şubat döneminde %5,5 arttı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2023 yılının ilk iki ayında Çin'in ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 artış gösterdi. Çin'in çelik fabrikaları Ocak-Şubat döneminde 168.7 milyon ton çelik üretimi gerçekleştirdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu enflasyon hedefine ilişkin de açıklama yaptı. Açıklamada bazı baskılar olsa da Çin'in 2023 yılı için %3 civarı olarak belirlenen enflasyon hedefini başarabilecek durumda olduğu belirtildi. Ülke genelinde istihdamda istikrarın sağlanmasını desteklemeye yönelik adımların artırılacağı vurgulanan açıklamada tüketime yönelik tedbirlerin alınacağı ifade edildi. Bu yıl dış talebin zayıflamasını bekleyen Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'in dış ticareti bazı zorluklarla karşı karşıya. Ancak bazı olumlu, destekleyici gelişmeler de var değerlendirmesini paylaştı. Az önce Euro-Dolar paritesinin düştüğünü, doların Euro'ya karşı güçlendiğini görmüştük. Fakat dolar majör para birimlerine karşı bugün karışık seyrediyor aslında. Örneğin Japon yeni şu an değer kazanıyor dolara karşı. Bir miktar Japon yeni lehine bir hareket görüyoruz. Fakat aslında Japonya'da para ya da maliye politikasında bir değişiklik yok. Son olarak Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda yine ultra gevşek para politikası önlemleri sürecek dedi. İzleyelim. Japonya Merkez Bankası parasal teşviklerin olumsuz etkilerine karşı önlemlere devam edecek. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın uygulamakta olduğu parasal teşviklerin yan etkilerini düzeltmek için yollar düşünmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Parlamentodaki konuşmasında cari ultra gevşek para politikasının süreceğini ifade eden Kuroda, diğer taraftansa uygulanan politikaların neden olacağı yan etkilere karşı yeni parasal tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kuroda, Japonya Merkez Bankası'nın cari gevşek para politikasından bir çıkışa doğru gitmekte olduğunu belirtirken, %2 enflasyon hedefi sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde yapıldığında cari politikadan çıkışı gerçekleştirecek kabiliyete sahip olduğunu da belirtti. Bugün içeride 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini görüyoruz. 10 yıllık %11'in üzerinde günü tamamladı. Bu arada özellikle global tarafta banka hisselerinde bir panik havası var. Yayının başında bahsettik. Özellikle ABD'de başladı ama Credit Suisse'le beraber bugün Avrupa'ya da yayıldı bu endişeler. Peki Türk bankacılık sektöründe bir risk görülüyor mu? Şu an sermaye yeterlik rasyoları ve diğer önemli parametreler yeterli bir konfor alanı sağlıyor mu Türk bankacılık sektörü için? İzleyelim. Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Silvergate Capital. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 banka peş peşe battı. Son 15 yılın en büyük iflası küresel bankacılık sektörünü endişelendirdi.
Fed faiz yükseltirken Amerika Birleşik Devletleri bankalarında tutulan tahvillerin değeri de hızla eridi. Değeri düşen bonolar zararına satıldı. Çeşitlendirme bakımından bankanın yetersiz kaldığı ortaya konulmuştu. Son dönemlerde tabii özellikle mevduata önem verdikleri ve likidite sağlama, likit kalma riskini iyi yönetemedikleri görülüyor. Çünkü bir taraftan mevduata güvenirken öbür taraftan mudilerin mevduatı üzerinden 10 yıllık likiditasyon oranı düşük. Amerikan devlet kağıtlarına bağlamışlar paranın büyük bir kısmını. 2008 finansal krizi döneminde realize edilmemiş bono tahvil zararı 75 milyar dolar civarındayken, son dönemde henüz gerçekleşmemiş kayıplar 600-700 milyar dolarlar seviyesine tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka iflasları küresel finans sistemini alarma geçirdi. Birçok ülke risk analizini yeniden gözden geçirdi. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka krizi Türk bankalarını etkileyecek mi? Bizim bankacılık sistemimiz de çok güçlü. Bu tarz durumlarda başa çıkabilmeyi biliyor. Ama her şeye rağmen herkes biliyor ki bizim ülkemizde de bankalarda ellerinde düşük faizli tahviller var. Bunların oranı çok daha düşük. Yurt dışı gibi değil. Bizim bankalarımız çok daha defansif bankalar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki krizi batan bankaların yönetim kusurlarına bağlayan ekonomistler, Türk bankalarının güçlü altyapısına da dikkat çekti. Buradaki yani mevduatın biraz daha düzgün risk yönetimi yapılmaması ve hani Fed'in faiz arttıracağı geçen seneden beri belliydi. Yani bu belki düşünülenden biraz fazla oldu ama hani faizlerin artması beklenmeyen bu husus değildi. Fed buradaki sıkılaştırmasını bir gecede yapmadı. Bunu yönetilmesi lazımdı. Yani biraz daha bankadaki risk yönetiminden kaynaklı ve biraz daha Amerika'daki regülasyonlardan eksikliğinden kaynaklı bir durum olarak değerlendirmek lazım. Türk bankaların taşıdığı sabit kuponlu tahvil portföyünün banka bilançoları üzerinde ağırlığının çok fazla olmadığını vurgulayan uzmanlar, Türkiye'de sektörü bekleyen bir riskin olmadığının altını çiziyor. Kıymetli metallere baktığımızda bugün altın gümüş yukarı. Platin paladyumda satış var. Özellikle paladyum %3, platin %2 civarı şu an ekside seyrediyor ama özellikle bu risk artışı ortamında güvenli liman özelliği çok uzun yıllardır aslında devam eden altın %0.9 primli ve 1900 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dün ufak bir geri çekilme görmüştük. Bugün tekrardan yukarı trend yönünde hareketini devam ettirdi altın fiyatı. Enerjiye gelecek olursak bugün petrolde sert satış var. Doğalgazda da keza şu an Amerikan tipi ham petrol 70 doların altına sarkmış durumda. Global piyasalarda özellikle riskli varlıklarda yaşananlar direkt olarak enerji emtiyasına da sirayet etmiş durumda diyebiliriz. Bununla beraber özellikle petrol piyasasında talebin artacağına ilişkin öngörüler de var. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebi tahminini 100 bin varil yukarı yönlü revize etti. İzleyelim. Küresel petrol arzı arttı. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Ajans petrol piyasası raporunu yayımladı. Şubat'ta petrol üretimi günlük 830 bin varil artarak 101 milyon 550 bin varile ulaştı. Artışta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kış fırtınaları ve bakım çalışmaları nedeniyle sekteye uğrayan üretimin toparlanması etkili oldu. Verilere göre OPEC'in ham petrol üretimi Şubat'ta günlük 70 bin varil artarak 29 milyon 17 bin varile çıktı. Toplam üretim 34,5 milyon varil olarak gerçekleşti. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre günlük 750 bin varil artarak 67 milyon 10 bin varil oldu. Uluslararası Enerji Ajansı Çin'deki talep toparlanmasına da işaret etti. Küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü bu yıl için günlük 100 bin varil olacak şekilde yukarı yönlü revize etti. Rapora göre petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 2 milyon 33 bin varil artışla 102 milyon varili aşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu miktar günlük 101 milyon 920 bin varil olarak tahmin edilmişti. Kısa bir araya gidiyoruz, sonra devam edeceğiz. Bu akşam gelen bazı şirket haberlerine göz atalım. Şişecam, Alark Holding, Sabancı Holding piyasanın dev şirketleri, dev holdingleri bugün yine hisse geri alımı yaptı ki pay geri alımları özellikle piyasa düşüşleri esnasında bir miktar fiyatları destekliyor, yatırımcıları destekliyor. Şişecam bugün de toplam 801.500 lot
hisse geri aldığını açıkladı. 46,04 ortalama fiyatından bu alımlar yapılmış. Şu ana kadar ödenmiş sermayesinin %1,92'sini geri aldı Şişecam. Tabii yasal sınır burada %10 ve şu ana kadar ödenmiş sermayesinin %1,92'sini oluşturan pay senetleri de geri almış olduğunu görüyoruz. Toplam yaklaşık 58,8 milyon lot şu ana kadar hisse aldı Şişecam. Peki bugün nasıl bir hareketi vardı bakalım. %1'e yakın düştü. Bugün sınai endekse paralel bir performans ortaya koydu diyebiliriz. 46 liranın altında bir kapanış ve şirket de bugün ortalama 46,04 seviyesinden hisse geri alarak bir miktar destek olmaya çalışmış görünüyor. Yine bugün Alarko Holding de hisse geri alımı yapmış. 16 Şubat'ta şirket pay geri alım programını açıklamıştı. Malum yaşanan deprem felaketi sonrası piyasa 15 Şubat'ta açılmadan önce şirketlerin yapacağı hisse geri alımlarında stopaj oranı sıfırlanmıştı. Normalde temettü yani kar payı ödemesinde olduğu gibi %15'lik bir vergi oranı vardı. Bu sıfırlanınca şirketler açısından nakit temettü vermek yerine hisse geri alımı yapmak biraz daha cazip hale gelmeye başladı. Ve bu cazibeden yararlanan şirketlerden biri Alarko Holding'ti. Ve bu program kapsamında bugün 140.816 lot alım yaptığını bildirdi. En düşük 69.95, en yüksek 70.90 seviyesinden alım yapmış. Ortalaması 70.44 seviyesi. Bugünkü hareketine bakalım. %2.55 dün de düşmüştü. Aslında hafta başından beri düşüyor. Cuma günü 82 liranın üzerinde kapanış yapmıştı. Pazartesi, salı ve bugün üst üste 3 gündür kayıp serisi var. Ve bugün düşüşler esnasında şirket de piyasaya dahil olarak kendi pay senetlerinde alım gerçekleştirmiş. Şu ana kadar da ödenmiş sermayesinin yaklaşık %0.77'sini geri almış diyebiliriz. Ve Sabancı Holding, ona da bakalım. Bugün 500 bin lot alım yaptığını bildirdi Sabancı. Ortalama 42 lira 0.2 kuruş seviyesinden alımlar yapılmış. En düşük 41.32, en yüksek 42.5 seviyesinden işlem yapmış şirket. Kapanışına bakalım. Şu ana kadar bugünkü 500 bin adetlik alışla beraber 48.7 milyon lot hisse almış Sabancı ve ödenmiş sermayesinin %2.39'unu geri almış oldu. Bugün %2.5 düştü. Burada da 8 Mart'taki seviyeden beri aslında düşüş var Sabancı tarafında. Bir miktar holding ve yatırım endeksi geneline göre de negatif bir performans söz konusu. Bugün 42 liranın üzerinde kapattı. Ve bir de Türkiye Sigorta'dan bahsedelim. Bugün gün içinde seans sırasında Şubat sonu itibariyle toplam brüt prim üretimini yayınladı şirket. Ve Şubat sonu itibariyle yani Şubat ayı içerisinde şirketin bakıldığında toplam 3,5 düzeltiyorum geçen sene 3,5 milyar TL olan toplam brüt prim üretimini Şubat sonu itibariyle 7,4 milyar TL'ye çıkardığını görüyoruz. Oransal bazda %111'lik büyüme var. Yani bu yılın Ocak-Şubat periyodunda geçen yılın aynı dönemine göre %111'lik artış sağlamış Türkiye Sigorta brüt prim üretimi rakamlarında ve en çok da oransal büyümeye baktığımızda finansal kayıplar segmenti ile şirketin kara araçları segmentinde çok ciddi prim geliri artışı yazdığı görülüyor KAP'taki açıklamanın detaylarında. Türkiye Sigorta'nın kapanışına bakalım. %3 bugün değer kaybetti. 10 lira seviyesinde kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dün yükselişteydi aslında ama bugün dünkü kazançlarının tamamını geri verdi diyelim ve bu bölümü kapatırken diğer şirket haberlerini izleyelim. Tofaş temettü dağıtma kararı aldı. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 23 Mart 2023 tarihinde ödenmek üzere hisse başı brüt 6 lira, net 5.40 lira temettü dağıtacak. Şirket ortaklarına 3 milyar lira nakit temettü ödeyecek. Sabancı Holding pay geri alım işlemleri kapsamında Borsa İstanbul'da pay alımı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da pay başına 43.44 lirayla 43.50 lira ağırlıktı, ortalama 43.47 lira fiyat aralığından toplam 222.789 lira nominal değerli Sahol payları geri alındı. Geri alınan payların toplam nominal değerinin 48.3 milyon lira olduğu ve bu payların sermaye oranının %2,36'ya ulaştığı belirtildi. Çok marketler deprem bölgesinde tarımı ve çiftçiyi destekliyor. Deprem felaketinin ardından bölgede üretimin devamını sağlamak için çiftçilere destek veren Şok marketler,
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçelerde bekleyen olgun limonları üreticilerle beraber toplayarak satın aldı. Ardından mağazalarında satışa sundu. Hepsi Burada depremzede üretici ve satıcılar için bir dizi destek çalışmasını devreye aldı. Şirketin teknoloji, lojistik ve pazarlama imkanları 2 yıl boyunca bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnafın yanı sıra 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifi için seferber edilecek. Deprem bölgesindeki 11 ildeki esnaf, satıcı ve girişimciler operasyonlarla ilgili soruları veya talepleri olması durumunda satıcı destek hattına başvurabilecek. Ayrıca e-ticarete başlamak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'ler de bu hat üzerinden Hepsi Burada'ya telefonla ulaşabilecek. Dardanel 2022 bilançosunu açıkladı. Şirketin net satışları 2022'de önceki yıla göre %154 artışla 2.8 milyar liraya, aktif toplamı ise %150 yükselişte 3.5 milyar liraya ulaştı. Dardanel 2022'de karını önceki yıla göre %432 artırarak 75.1 milyon liraya yükseltti. Şimdi ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz bizlerle. Merhaba Filiz Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. Özellikle son bir haftadır bankacılık sektörüyle ilgili yaşananlar global çerçevede gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Önce ABD'de iflas eden bankalar, bugün Credit Suisse ile ilgili gelişmeler, bir panik havası var. Siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yaşanan olayların bir bulaşıcılık etkisiyle küresele yayılma olasılığını nasıl görüyorsunuz? Evet Uğur Bey, isterseniz önce Amerika'daki durumla başlayalım. Geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Bankası ile başladı. Tabii ondan önce Silvergate de kendi gönüllü olarak faaliyetlerine son vermişti. Ve sonrasında FDIC, Fed ve Hazine'nin hafta sonu yaptığı toplantı sonucunda da Signature Bank'ın da bu bankaya da kayyum atanmasına karar verdi. Yani Amerika'da 3 banka faaliyetini durdurmuş oldu. Tabii bu durum akıllara 2008 global ekonomik krizini getirdi. Çünkü başlangıcı itibariyle oldukça benzer. Haliyle 2008 global krizini hatırlarsak bir bulaşıcılık ve domino etkisi vardı. Haliyle piyasada da bu korku hasıl oldu. Acaba önce Amerika'daki bankalar, sonrasında da tüm dünyaya yayılır mı? Şimdi bugün Credit Suisse meselesini eğer bir tarafa bırakacak olursak, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Evet, benzerliği itibariyle 2008 global krizine çok benziyor ama dinamikleri itibariyle farklı bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle 2008 global krizi gibi bir bulaşıcılık etkisi özellikle Amerika bazında beklemediğimi söyleyebilirim. Sebebi de krizin çıkış nedeni. Yani temelde Silikon Vadisi Bankası'nın güçlü faiz artışları nedeniyle bilançosunu hece etmemiş olması, bilançosuna vade uyumsuzluğu olması gibi sorunlar kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani bankanın aslında kendine has sorunları kaynaklı olarak böyle bir zorluk içerisine girdiğini görüyoruz. Bu yön itibariyle şurası net. Bu gibi bilançosunda işte hedge mekanizmasını çalıştırmamış ve vade uyumsuzluğu, vade riski olan bankalara ilişkin elbette güçlü faiz artırımları sonrasında bu gibi sorunlar beklenebilir. Ama Amerika için deklarasyona baktığımızda bu gibi bankaların olmadığı yönünde, ama buna rağmen piyasaya şöyle bilgiler de geliyor. Özellikle hafta sonu yapılan toplantıda üst düzey bir hazine yetkilisinin bu gibi bankaların sayısının çok da az da olmadığı yönünde bilgiler de geliyor. Amerika iyi toparlamıştı. Açıkçası hem Amerikalı yetkililerin çok hızlı ve iyi önlemler alması, işte örneğin bu bankalardan kaçışı engellemek adına mevduatları tam koruma getirmeleri, finansal anlamda zorluk yaşayacak bankalar için ek finansman belirlemiş olmaları, bunların hepsi olumlu adımlar. Haliyle bu yayılmayı ve domino etkisi olacaksa da daha erken bir şekilde engellemiş oldular. Tabii bugün Avrupa piyasa, hatta dün Amerikan borsaları olumlu da kapadı. Bugün Asya borsaları olumlu kapadı. Çünkü piyasada bir miktar endişeler azaldı. Özellikle Biden ve küresel politika yapıcıları da piyasaları ikna etti bu noktada. Fakat bugün gelen haberle birlikte yine ve yeniden piyasa fiyatlamaları tersine döndü desek yanlış olmaz. Endişeler yeniden gündeme geldi dersek yanlış olmaz. Şimdi Credit Suisse'i hatırlayalım. Yaklaşık bundan bir 6 ay önce yeniden gündeme gelmişti. Zaten sorunlu bir banka Credit Suisse. Tabii şunu söyleyeyim, yani bugün Credit Suisse ile ilgili böyle bir sorunun patlak veriyor olması bir miktar Amerika kaynaklı. Çünkü özellikle Amerika'da bankacılık sistemini güçlendirmeye yönelik olarak atılan
sıkı adımların Credit Suisse tarafında sıkıştırdığını görüyoruz. Haliyle bunun üzerine en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası %10'dan daha fazla hisse artırmayacağını ve bundan sonra yardım yapmayacağını duyurunca elbette hisseler %30'a yakın düştü. Yani yine aslında bilançosu itibariyle sorunlu bir bankadan aslında sıkıntı kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki sürede şunu söyleyeyim, yani her şeye rağmen bugün Credit Suisse olayından sonra da hem Amerika hem de Avrupa'da bu işin çok domino etkisi yaratacağı yönünde bir piyasa algısı yok. Piyasa çok güçlü bir bir bankacılık krizi beklemiyor tüm dünya çapında. Böyle bir algı var. Ama bu şu demek değil tabii ki, yani her şeyin geride kaldığı anlamına gelmiyor. Öyle veya böyle her şey bundan sonra iyi gidecek olsa bile piyasa için ciddi bir belirsizlik oluşmuş oldu. Ciddi bir riskten kaçış dediğimiz bir noktaya doğru evrilmiş olduk. Toparlayacak olursam eğer, yani benim şu ana kadar okuduğum, araştırdığım, anladığım kadarıyla hem Amerika'da hem de Avrupa'da evet elbette ki bir miktar sıkıntı yaratacaktır. Tüm 2023'ün geri kalanına ilişkin tüm senaryoları şu an için değiştirmiş olsa da beklenildiği kadar 2008 global ekonomik krizi kadar tüm dünyaya yayılacak bir domino etkisi şimdilik beklemediğimi söyleyebilirim Uğur Bey. Peki bu sürecin para politikalarını etkilemesini bekliyor musunuz? Özellikle aslında Fed Başkanı Powell'ın Senato'da yaptığı son açıklamalardan sonra şahin beklentiler tekrar güçlenmişti. Fakat özellikle bu bankacılık kriziyle beraber Fed pas geçebilir yorumları ya da tahminleri de var. Özellikle ABD'li bazı yatırım bankalarından. Sizce önümüzdeki hafta Fed gerçekten faiz artış sürecini sona erdirebilir mi? Para politikalarında bir değişim bekliyor musunuz? Evet Uğur Bey, yani kesinlikle en azından her şey çok iyi gitse bile bu ay için mutlaka bir değişim olacaktır. Hem özellikle Fed'in ben bu noktada frene basacağını düşünüyorum. Yani 50 bas puanın tamamen masadan kalktığını düşünüyorum. 25 bas puan ya da pas geçme arasında bir karar vereceğini düşünüyorum. Fakat Amerika için swap tarafına baktığımızda inanılmaz irrasyonel fiyatlamalar olduğunu görüyoruz Uğur Bey. Yani biraz önce yayına girmeden önce baktım. Piyasa diyor ki Mart'ta bir 25 bas puan artırır ve tavan faizi 4.75'e çıkarır. Sonrasında piyasa yılın geri kalanında 100 bas puan indirecek bir Fed'i fiyatlıyor. Ve böylelikle sene sonunda 3.75-4 aralığına inecek bir federal fon oranı fiyatlaması var. Yani bu fiyatlama oldukça irrasyonel. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Credit Suisse olayından sonra bir miktar piyasa özellikle tavan faiz noktasında bir miktar daha böyle rasyoneliteye dönmüştü. Fakat Credit Suisse olayıyla birlikte 75 bas puanlık faiz indirimini 100 bas puana çekmiş gibi görünüyor. Haliyle şunu söyleyeyim, elbette Fed bir bekle gör yapacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben mesela henüz şu karara tam varamadım. Yani pas mı geçecek 22 Mart'ta yoksa 25 bas puanla mı gelecek? Bu noktada bir miktar daha temkinliyim. Şimdi pas geçmeme nedeni şu olabilir. Eğer gerçekten Fed ciddi bir sorun görmüyorsa, piyasalara panik havası salık vermeme adına ve Fed havlu attı dememek adına ve Fed'e ilişkin kredibilitesinin kaybını ve sorgulamayı bundan sonraki sürede artırmama adına 25 bas puanla gelme ihtimalini de istese bile daha güçlü görüyorum. Çünkü dikkat edersek bu bankacılık krizinin aslında çıkış nedeni olarak da birçok kişi tarafından Fed görülüyor. Çünkü Fed bu kadar güçlü sıkılaşmasaydı bankalar bu denli sıkıntıya düşmeyecekti. Haliyle bu yön itibariyle bile Fed'in bir miktar kredibilite kaybına uğradığını söyleyebiliriz. Şimdi evet, bugün üfe geldi, dün tüfe geldi. Evet, üfede ciddi bir geri çekimi var. Beklentilerin bile altında ciddi bir azalış var. Dolayısıyla üfe verileri oldukça iyi. Fakat tüfeye baktığımızda evet, beklentilere paralel gelen bir veri var ama tüfe enflasyonunun alt kırılımlarına baktığımızda özellikle hizmet enflasyonunda yönün hala yukarı olduğunu ve seviyelerin hala güçlü olduğunu görüyoruz. Yani hizmet enflasyonu inatçı ve kalıcı olmaya güçlü bir şekilde aday. Hele ki Fed'in baktığı konut dışı çekirdek hizmet fiyat endeksi geçen aya göre artış göstermiş. Dolayısıyla elbette Fed fiyat istikrarı yanında, yani enflasyon yanında finansal istikrarı da gözetecektir ama bana kalırsa bu tam anlamıyla para politikasını tersine çevirecek bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu an için ben pas geçme ve 25 bas puan arasında %50-%50 kendi adıma fiyatladığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla şu çok etkili olacak, bunu bilmiyoruz çünkü herhangi bir açıklama yok. Yani gerçekten deklare edilmediği kadar ciddi bir sorun var mı? Biz sadece deklarasyonlar üzerinden giderek bir domino etkisi olmayacağı yönünde ve dinamiklere bakarak bu açıklamayı yapıyoruz. Ama tabii içerideki tüm bilgiye ve tam bilgiye de sahip değiliz.
Dolayısıyla Fed bir miktar eğer endişe görüyorsa, neye rağmen, bir panik havası yaratacak olmasına rağmen, piyasanın eline güçlü bir mazeret geçecek olmasına rağmen elbette gerekirse pasta geçebilir. Şimdi tabii biliyorsunuz yarın da Avrupa Merkez Bankası'nın kararı var. Bu olaylardan önce 50 bas puanla geleceği, sonrasında da yine 50 bas puanla gelip tavan faizin Eylül ayında 4.25'lere kadar çıkacağını fiyatlıyordu piyasa. Fakat bugün itibariyle yarın için özellikle Avrupa'da çıkan bu Credit Suisse meselesiyle birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın yarın 25 bas puanla geleceğini fiyatlıyor. Evet, swap tarafı bunu fiyatlıyor. Fakat analistlere baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'nın çok da geri adım atmayabileceğini düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Çünkü yani özellikle Avrupalı yetkililerden bugün gelen haber akışına baktığımızda yine Amerika'da olduğu gibi bu bazı sorunlu bankalara özel bir durum. Tüm finans piyasasını kapsayan bir sorun değil. Haliyle yayılma etkisi göstermeyecek. Bu nedenle biz de enflasyonla mücadelede yolumuzda sorun görmediğimiz için finansal tarafta geri durmayacağız şeklinde bir beklenti de yok değil. Dolayısıyla ECB için de net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü dediğim gibi içeriden tam olarak hangi bankalar sorunlu, gerçek anlamda bir domino etkisi yaratma riski var mı? Bu konuda tam bilgiye sahip olmadığımız için ve yetkililer bu bilgiye sahip olduğu için gelecek olan faiz kararları ve sonrasında yapılacak olan ileriye dönük sözlü yönlendirmelerle meseleyi bir miktar daha anlayacağız. Dolayısıyla açıkçası yarın bana kalırsa da 50 bas puanla gelir ama ileriye dönük sözlü yönlendirmeleri bir miktar daha güvercin tutma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Hangi senaryoda bunu söylüyorum? Bize deklare edilen senaryoda. Yani Avrupa'da çok büyük sorun yok. Credit Suisse zaten sorunlu bir bankaydı. Dolayısıyla şimdilik telaşa mahal yok şeklinde bir senaryo gerçekten geçerliyse ben ECB'nin 50 bas puandan geri adım atacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde Fed'in de bu bahsettiğim deklarasyonlar eğer gerçekten doğruysa 25 bas puanlı yola devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü şunu söyleyeyim. Evet, Fed suçlu değildi belki Silikon Vadisi Bankası'nda ama geçtiğimiz hafta Powell'ın komite önünde birdenbire gerekirse faiz artırım hızını artırırız sözlü yönlendirmesi sonrasında aslında bankanın başarısız olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir önerme var, ben bu önermeye katılıyorum. Eğer komite önünde Powell böylesine şahin olmasaydı Silikon Vadisi Bankası Perşembe günü sermaye artırımı için hisse satışı noktasında başarılı olur diye düşünüyordum. Başarılı olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Haliyle belki de banka sermaye artırımı konusunda başarılı olacak, belki de bu kriz yaşanmayacaktı. Dolayısıyla son noktada Powell'dan böylesine bir ne diyelim, evet veri bağımlı giden bir Fed var. Dolayısıyla kendi patikaları içerisinde rasyonel bir adım atıyor olmasına rağmen piyasada beklenir bir durum değildi. Haliyle belki bir yön itibariyle işte Fed'in, zaten Powell bu konuşmayı yaptıktan sonra Fed'in kredibilitesi de oldukça sorgulandı. Çünkü niye? Fed bize hep şunu söylemişti, yani biz eğilime bakacağız, 2 ya da 3 aylık veriye bakarak karar vereceğiz. Ama öyle demedi Powell, son veriler nasıl gelirse ona göre karar vereceğiz deyince piyasada da fiyatlama kriterleri, algıları değişti. Dolayısıyla toparlayayım, yarın şimdilik 50 bas puanlık artışın masada olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftada 50 bas puanı masadan kalktığını ama 25 bas puanla gelecek bir Fed'i daha güçlü gördüğümü şimdiki deklarasyonlara göre söyleyebilirim Uğur Bey. Tabii şimdi sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi özellikle bu yaşanan krizlerin para politikasına, faiz oranlarına etkisi çokça konuşuluyor ama belki bir noktada ekonomilere de etkisi olabilir. Nitekim bu tarz risklerin arttığı, belirsizliklerin yükseldiği ortamlarda tüketim ve yatırım harcamaları ertelenebiliyor, ötelenebiliyor gelecek döneme. Dolayısıyla bu bankacılık krizi biraz daha genişlerse global ekonomiye sizce ciddi bir hasar verebilir mi? Şu an böyle bir risk var mı? Yoksa bunu konuşmak için çok mu erken? Uğur Bey, şimdilik bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Yani global anlamda bir domino etkisiyle yayılma riskini ve 2008 global krizine benzeyen bir tarz oluşma ihtimali şimdilik bir miktar güçlü görmediğimi söyleyebilirim. Birinci sebep biraz önce söylediğim gibi her iki bankanın kendine has bilançosuyla ilgili teknik anlamda sorunları olması. İkincisi bu Silikon Vadisi Bankası için geçerli. Amerika'da evet, Amerika'nın 16. büyük bankası ama Amerika'nın finansal sistemi içerisinde yeri aslında çok da büyük değil. Bence daha önemlisi şu, 2008 global ekonomik krizi dönemindeki bankaların Amerika'da sermaye yeterlikleriyle şimdiki arasında ciddi fark var. Bize deklare edildiğine göre ki Biden bu açıklamayı yaptı özellikle, Amerika'nın bankalarında sermaye yeterliliği konusunda bir sıkıntı yok. Haliyle bu dinamikleri bir araya koyduğunda yani domino etkisi yaratmasını beklememek gerekir. Ama tabii Credit Suisse olayı bir miktar farklı çünkü Credit Suisse daha güçlü bir banka.
Haliyle burada bir olası bir batış olması durumunda Silikon Vadisi Bankası'ndan çok daha farklı bir noktaya evrilebilir diye düşünüyorum. Etkisi daha büyük olabilir. Şöyle söyleyeyim, her şey iyi gidiyor olsa bile, yani bundan sonra çok ciddi sıkıntı olmasa bile, bu şu anlama gelecek. Birçok şeyi değiştirecek bence. Örneğin şu olacak. Bankacılık hisseleri üzerinde bundan sonra global anlamda daha fazla baskı göreceğiz. Çünkü regülasyonlar ve regülatörler tarafından güçlü sıkılaştırıcı önlemler gelecek bankalar üzerine. Bu da bankacılık karlılıklarını mutlaka olumsuz etkileyecektir. Haliyle bu yönüyle bile banka hisselerinde beklenenden daha düşük performans görme ihtimalimiz 2023'te yüksek. Bir diğer boyutu şu, örneğin Silikon Vadisi Bankası'na bakalım. Amerika'da özellikle 2022'de kurulan büyük startuplara aslında kaynak sağlayan, kredi sağlayan banka. Haliyle bu bankalar ve özellikle bu bankaların müşterileri kredi anlamında kaynak bulmada, finansman bulmada zorlanacaklar. Haliyle bu bankaların da büyüme ve karlılıkları üzerine olumsuz etkileyecek bir durum. Bir diğer boyutu şu olacak, şimdi şunu hatırlayalım, 2023'ün başında piyasa Fed'i zorluyordu ve yılın ilk yarısı tavan faiz noktasında ve yılın ikinci yarısı pivot Fed noktasında piyasa ile Fed oldukça ayrışıyordu. Piyasa Fed'i zorluyordu çünkü %5'in üstüne çıkamazsın ve sonrasında da faiz indirmek zorundasın diyordu. Fakat özellikle Powell'ın yaptığı son konuşmayla piyasa tamam ben bu işi kaybettim. Hem birinci roundu hem ikinci roundu dedi. Şimdi piyasanın eline hem iktisadi aktarım mekanizmaları gereği hem de mazeret anlamında çok iyi nedenler geçti. İktisadi aktarım mekanizması şu. Gerçekten de bu öyle veya böyle piyasada, yani bu işler şimdilik yoluna koyulsa bile piyasada hep şu tedirginlik yakın vadede olacak. Yeniden böyle bir kriz çıkar mı? Çünkü eğer bir miktar işler yoluna koyulursa merkez bankaları faiz artırmaya devam edecekler ve tedirginlik de devam edecek. Haliyle bu öyle veya böyle riskli varlıklardan eskisine göre daha fazla kaçış getirecek. Dolayısıyla şöyle bir konjonktür getirecek. Her şey iyiye dönse bile güvenli liman dediğimiz özellikle kıymetli madenler bir miktar daha eskisine göre güçlü olacak. Yine son dönemde gördüğümüz gibi devlet tahvillerine de güçlü talebin devam etmesi beklenebilir. Tabii devlet tahvillerine talebin devam etmesi demek aslında merkez bankaları ve faizlerin beklenenden daha düşük olması demek devlet tahvillerinin. Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede işini zorlaştıran durum olacaktır ve ister istemez tahvil piyasalarında istediğimiz o fiyatlamaları merkez bankaları açısından söylüyorum görmek mümkün olmayacak. Bu da elbette belki bir miktar daha farklı ve agresif davranmalarını gerektirebilir bu durum. Bir diğeri de tabii ki bu işin mazeret tarafı olacak. Fed üyeleri ne derse desin, hangi patikayı açıklarsa açıklasınlar, piyasa sürekli merkez bankalarının daha güvercin olmaları gerektiği yönde fiyatlama yapacak. Ama faiz kararı günü geldiğinde daha şahin merkez bankalarını gördüğünde karşımıza bu daha yüksek volatilite olarak gelecektir diye düşünüyorum. Haliyle şurası net, yani her şey iyiye gidiyor olsa bile kısa ve orta vadede en azından 2023 için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla güvenli liman algısı çok daha güçlü bir şekilde masada olacaktır diye düşünüyorum bu olaylardan sonra. Bizimle ilgili gelişmelere bakacak olursak özellikle yaşadığımız deprem felaketinin ekonomik verilere etkisi de ortaya çıkmaya başladı. Bütçe açığı rekor düzeye yükseldi Şubat ayında. Yine bununla beraber geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık da Ocak ayında rekor seviyeye yükseldi. Hem cari açığımız artıyor hem bütçe açığı. Acaba bu gidişat ne yönde evrilecek? Özellikle kamu maliyesinde bozulma ve ödemeler dengesinde bozulma şu an ciddi bir risk unsuru mu acaba Türkiye ekonomisi için? Şöyle söyleyeyim Uğur Bey, ilk olarak bütçe açığıyla başlayalım. Evet, geçtiğimiz ay 32.2 milyar liralık bir açık vardı. Bu ayda yaklaşık 175 milyar liralık bir açık var. Bu beklenir bir durumdu. Çünkü Şubat'ta biliyorsunuz deprem gerçekleşti ve deprem etkilerini azaltma adına güçlü maliye politikası ayağıyla piyasaya ne diyelim rahatlatıcı önlemler alındığını biliyoruz. Şimdi şunu bekliyor piyasa, ben bekleneni söyleyeyim. Yani özellikle birinci çeyrek ve ikinci çeyrekte bütçe açığının bu depremin etkilerini ortadan kaldırma adına daha açılmasını bekleyebiliriz. Bu noktada beklenti şu. Bu yıl deprem etkisi kaynaklı olarak bütçede yani bütçe açığı bölü gayri safi yurt içi hasılada %2'lik bir artış bekleniyor. Haliyle bu yön itibariyle elbette yani bütçeye bir yükü olacak. Tabii sadece deprem yok biliyorsunuz. Bir de seçim dönemindeyiz. Dolayısıyla seçim ekonomisi kaynaklı olarak da elbette bütçeye yükler gelmeye devam edecek. Dolayısıyla bu yönü itibariyle de baktığımızda normal bir konjonktüre göre deprem etkisi artı seçim etkisiyle beraber bir miktar daha güçlü bütçe açığı bölü gayri safi yurt içi hasıla bekleyebiliriz. Şimdi cari açık tarafı dediğiniz gibi yani hem dış ticaret tarafı hem cari açık tarafı 2023'te rekorlar kırıyor.
Haliyle cari açık tarafına bakıyoruz. Yani 9.85 milyar liralık dolarlık bir cari açık var. Peki niye çok cari açık veriyoruz? Son dönemde ihracatta çok güçlü bir azalış olduğunu görüyoruz. İthalatta da güçlü bir artış olduğunu görüyoruz. Özellikle bu ithalattaki artışın evet yani enerji maliyetlerindeki artış hala gündemde ama son dönemde özellikle güçlü altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Hatta ekonomi yönetimi buna önlem olarak bir miktar bazı alanlarda kısıtlama getirmişti. Ama böyle giderse tam olarak belirli bir süre altın ithalatında bir azalma olabilir. Dolayısıyla yıllıklandırılmış bazda 51.7 milyar dolarlık bir cari açık var. Bu şu demek, güçlü dış finansman açığı devam ediyor. Tabii burada şunun da etkisi olabilir. Şöyle söyleyeyim, özellikle işte Türkiye'de tartışılıyor biliyorsunuz. İşte dolar TL ya da döviz kurundaki adil değer anlamında bir miktar piyasada stabilizasyon sağlanma adına kurda bir istikrar sağlanma yönünde politikalar uygulandığını biliyoruz. Haliyle bu nedenle bir miktar daha adil değerin altında olması ihracatı bir miktar azaltan ve ithalatı da daha da artıran bir etken de doğuruyor. Bir miktar bunun da etkisi belki söz konusu olabilir. Dolayısıyla yani dış finansman ihtiyacı Türkiye'de cari açık anlamında güçlü olmaya devam ediyor. Tabii bir de deprem etkisi de gelecek cari açık üzerine. Çünkü deprem bölgesi bir turizm bölgesi. Turizm gelirleri azalacak. Dolayısıyla ihracat azalacak. Buradan gelen bir etki olacak. Bu noktada da şu bekleniyor. %1'lik cari açık bölü gayri safi yurtiçi hasılada deprem etkisi nedeniyle 2023'te bir artış bekleniyor. Evet, dışarıdaki bazı kurumlar hibe anlamında ülkemize transfer ve kaynak gönderiyorlar. Buradan gelen bir etki olsa da ana etki açık oluşturacağı yönünde. Özellikle cari açığı etkileyecek ana kalem şu olacaktır. Oraya bakmak gerekecek. Altyapı yatırımları olacağı için altyapı yatırımlarında özellikle inşaat malzemelerine yönelik güçlü bir ithalat talebi olabilir. Bu da ithalatı beklediğimizden çok daha yukarı çekebilir. Haliyle yani şeyi takip ediyor olacağız ödemeler dengesi tarafını. Bu daha güçlü dış finansman ihtiyacı demek olacak. Haliyle kur üzerinde baskı yaratan en önemli etmenlerden bir olmaya devam edecek diye düşünüyorum Uğur Bey. Çok teşekkür ediyoruz katkılar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar Uğur Bey. Evet, genel çerçeveyi konuştuk Filiz Hanım'la. Bununla beraber içeride Borsa İstanbul'da evet bir düşüş var ama halka arzlar devam ediyor. Bugün Exxon'u da talep toplamaya başladı. Yine geçtiğimiz günlerde Akfen Yenilenebilir Enerji halka arzını gerçekleştirdi ve çok yüksek bir talep geldi şirketin halka arzına. İzleyelim. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arz süreci tamamlandı. Şirket son yılların en büyük halka arzlarından birine imza attı. Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzın 8, 9, 10 Mart'ta yapılan talep toplama sürecine 442.795 yatırımcı ilgi gösterdi. Güneş, su ve rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan şirketin hisseleri için 76 milyar TL'lik rekor talep oluştu. Toplam talep halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar TL'nin 23 katına ulaşırken Akfen Yenilenebilir Enerji son yılların en büyük halka arzlarından birine imza attı. 3 günlük halka arz sürecinde gelen talebi değerlendiren Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu rakamların şirketin geleceğine güven göstergesi olduğunu değerlendirdi. Böylelikle yayını noktalıyoruz. Hoşça kalın.